Bugün ne yapacağız? Melbourne'ı, gece hayatını görüyor olacağız. Rulet oynadık. 25 bastık. Minimum bet 25'ti masada. 100 dolar aldık. Çıktık. Önermiyoruz. Akşamları sapıtıp böyle size gereksiz laf atan insanlar olabiliyor. Mesela adam yanımdasın şimdi. Mesela homeless. Fırlattı ve kafama düşüyordu. Sandviçler, pastalar çok uygun fiyata bulabiliyor musunuz? Bu saatte var mı bilmiyorum. Ben adeta orada bizi bulmasınlar diye saklanmaya çalıştım. O yüzden oraya geçtim. Herkese tekrardan selamlar. Şu an bu saçım için üzgünüm. Çünkü İsmet abi saçlarıma ne yaptıysa da... Keratin bakımı yaptırdı. Bir tık kıvırcıklığı gitti. Bir 3 aya toplayacak inşallah. Burada CBD dedikleri yer City Business District deniyor. Ve burası şehir merkezinin ucu. Şu an CBD'nin tam sol alt tarafının başlangıç noktasındayız. Arkada çok tarihi Flinders Street Station var. Burası da çok filmlere, birçok diziye yer olmuş zamanında. Çok tarihi bir görüntüsü var. Bu sokak şöyle sol tarafa doğru. Gündüz ayrı, gece ayrı. Çok güzel bir yer. Bugün ne yapacağız? Melbourne'ı, gece hayatını görüyor olacağız. Aykan'la beraber bizi burada akşam eğlenmeye çıkartacak. Şu an burada saat 11. Perşembe günü. Aykan işten çıktı. Biz de onun yanına gideceğiz. Biraz soğuk. Bize göre soğuk yani. Ben üşüyorum şahsen şu an. Ellerim üşüdü. Buranın gece çok renkli olduğunu söyledi. Gece çok renkli ve biz geldiğimizden beri hiç gece dışarı çıkmadık çünkü elimizde iki tane cennet gibi, nimet gibi, ChatGPT gibi arkadaşlarımızdan akşamlar onlarla sohbet muhabbet esnasında Burak hakkında ne kadar bir öğrenebilirsek öğrendik. Akşam evdeydik. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri çok renkli ve eğlenceli oluyor. Bakalım bugün şimdi gidelim. Gece burada nasıl? Birçok yer mesela burada Subway 24 saat açık. Yanındaki 7-Eleven 24 saat açık. Fakat hepsi değil. Belli başlı lokasyonlarda haritalardan bakmanız gerekiyor. Şey çok doğru. Şehrin center yani merkezi dışındaki yerlerde 6-7'den sonra hiçbir açık değil. Birçok yer, birçok işletme, birçok kurum. Bankalar 4'ten sonra çalışmıyor. Berberler bile 5'te kapatıyor burada. O yüzden şehir merkezinde karnınızı doyurabiliyorsunuz. 24 saat aç kalmazsınız. 24 saat metro çalışıyor. Metro dedim. Tramvay burada yer altından hiçbir şey yok. Çünkü viyadük bile yok burada. Her yer dümdüz. Yani 4 yol ağızlarında dahi hiçbir yerde viyadük göremiyorsunuz. Her yer dümdüz. Yani çok az eğim var. Bu bağlamda Melbourne güzel. Sevdik onu. Velhasıl Ayko bizi bekliyor. Hadi bu tarafa doğru yürüyeceğiz şimdi. Coles buranın Migros'u, Bimi Aldi'si. Coles'lar da normalde birçok süpermarket 6-7'de kapanırken burası şehir merkezinde olduğu için gece 12'ye kadar açıkmış. Biz geçen gün buradan var ya böyle mukayese yapan Türk YouTuber'lar dünyaları aldık şu kadar para verdik. Haklılarmış. Bayağı bir şey aldık. 47-48 dolar, 50 dolar civarında. Eve götürdük, daha bugün bitirdik 4 gün önce aldığımız şeyleri. Alım gücü hakkında hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Çok yüksek. Ama yerleşik bir hayata geçtiğimizde burada her şeyi size göstermeye çalışacağız. Nerede ne kadar ödüyoruz, ne kadar kazanıyoruz, bunun karşılığında ne alabiliyoruz, köşeye ne atabiliyoruz. Bu tabii ki herkesin yaşam tarzına göre değişir. Mesela buranın Crown diye bir çok büyük bir kumarhanesi var. Seda... ve hadi şanslısın ha. Şu an o çekiyor. Hem aşkta kazandı hem kumarda. Değil mi hanım? Az önce rulet oynadık. 25 bastık. Minimum bet 25'ti masada. Kırmızıya bastık geldi. Siyah bastık geldi. Kırmızıya bastık geldi. Bir daha kırmızıya bastık. 100 dolar aldık. Çıktık. Önermiyoruz. Mesela buradaki caddeler dümdüz. Böyle Amerika'daki gibi parça parça ayırmışlar. Fakat Amerika'da endüstriye göre ayırmış oluyorlardı mağazaları. Mesela bir caddede tekstil, bir caddede elektronik. Yani birçok kategoriyi yan yana bulabiliyordun ama burası öyle değil. Hepsi karışık. Çok fazla Asyalı görebiliyorsunuz şehir merkezinde. Yoğunlukla 5 kişiden 2 kişisi Asyalı diyebiliriz. Çok fazla çoluk çocuk var. 2 milyon turist gelmiş buraya. Nüfus böyle 5 milyonmuş. 7-7,5-8 milyona kadar çıkmış. Akşamları sapıtıp böyle size gereksiz laf atan insanlar olabiliyor. Onu da söylemek gerekiyor. Yani herkes bütün videolarda hep iyi şeylerinden bahsediyor. Kimse negatif yönlerinden bahsetmiyor. Burada Avrupa'daki gibi sokakları işeyen insanlar da var. Ama çok fazla değil. İlk geldiğimiz gün şok olduk çünkü bizi Yalızlar direkt eğlence mekanlarına götürdü ve orada insanlar sürekli içiyor içiyor evlerine gidiyordu. Artık gece 2'ye gelmişti. Sokakta herkes her yeri içiyordu. Bir de
farklı bir ilginç bilgi söylemek gerekirse, mesela bu caddeyi görüyorsunuz. Bir cadde içerisinde bir gidiş, bir geliş var. Bu araba gördüyseniz, bilmiyorum Seda çekmedi sanırım orayı, yolun ortasından döndü. Çünkü hook turn diye bir şey var. Soldan sağ tarafa doğru araçlar bir yerden bir yere geçmek istediğinde, her ne kadar trafik olmasa daha iyi, eğer buradan gelen bir araba sağa dönecekse mecbur o boşluğa gelmesi ve beklemesi gerekiyor. Çünkü arabalar ters aktı ve direksiyonun ters olduğu için böyle değişik bir kültür. Şu an daha burada araba sürmedim ve bu dünyada sadece Melbourne'da var. Sydney'de ya da Brisbane'da yokmuş. Sydney. Orayı da sanırım Sydney diye okuyacağız. Sydney değil. Sydney evet. Türkçesi. Öyle. Gece hayatını teliften ötürü çok fazla gösteremiyor olacağız. Hanım kırmızı yanıyor. Geçmek ister misin? Hayır, tramvay yolu asla. Mikrofonun kapalı olduğunu yine unuttular. Burada şöyle bir şey var. Eğer karşıdan karşıya yanlış yerden geçiyorsanız bir yaya olarak ve arabalar durmayabilir ve bunda hak görürler, size çarparlarsa yani. Evet, yani %100 yaya suçlu. Öyle bir şey yok yani. Yani adama suç bulmuyorlar. Diyor ki vatandaş görevini yerine getirmemiş. Sana soru. İlk hissiyat sana ne hissettirdiniz? Temiz hava. Nefes alabiliyorum. Bunlar, bunlar önemli şeyler. Neyse. Aa, burada vanilyalı kola diye bir şey vardı bugün. Onu içtik. Makka. İğrençti. McDonald's'a ne diyorlar? Maka mı? Maka diyorlarmış. Evet. Ve burada Burger King'e yokmuş bilmem ne. Hunger Jack's var. Hunger Jack's. Aynen. Ve buranın, eğer sushi seviyorsanız çok mutlu olursunuz. Çünkü burada sushi neredeyse her yerde var ve çok uygun. Yani bedava. Sushi hub'lar var. Yani böyle yolda işte bir gün içerisinde acıktınız ve bir tane sushi ağzıma atayım, sonra günüme devam edeyim. Çok mantıklı bir şeye dönüşmüş durumda. O yüzden burayı çok seviyorum. İçin gittiğin her mekanlarda ya bütün sular içilebilir burada. Mesela bakın bir tane daha 7-Eleven daha diğer köşede vardı. Bizde mesela masaya hemen ağzı kapalı su gelir. Evet, ağzı kapalı ama charge ederler sana. Evet, ben küçüklüğümde hep onları ücretsiz zannederdim. Annem de hep beni uyarırdı. Burada maşrapayla böyle işte su geliyor. Direkt ücretsiz bir şekilde masaya. Ve yani böyle maşrapa falan değil. Bildiğin şeyle geliyor. Boş bir şarap şişesi. İşte ha, rom şişeleri. Ondan sonra ellerinde ne varsa yani. Aynen. Bardak cam geliyor böyle. Plastik falan da değil. Ya da plastik verenler var. Zaten burada her şey geri dönüşüme hazır bir şekilde sunuluyor size. Bu anlamda çok güzel. Mesela gidiyorsun bir tane sushi yiyorsun. $4 suyun da geliyor. Otur. Peçeten de var. Dersen takeaway al. Ya da işte I am so thirsty deyip işte MHB cup cup of water diyorsun. Hemen lap diye veriyorlar sana. Güzel. Ya bu anlamda güzel. Bir de negatif yönleri de var. Çok fazla homeless var yollarda. Şu an burada şu sokağa baştan sona yürüyelim. Belki 20 tane görürüz. Bunun sebebi de şuymuş. Bu kişiler hem devletten para alıyorlar hem insanlardan para topluyorlar. Devlet bunlara vermiş olduğu parayla isteseler bir ev tutup yaşayabilecek kadar imkanları varmış. Fakat bu yaşamı tercih ediyorlarmış. Burası da maksimum 10 dereceye kadar soğuyor. Daha da soğumuyor. Ben şu an burada mesela adam yanımda sushi'si fırlattı ve kafama düşüyordu. Ne oluyor lan? Oh, çantayı da sana kilitlemişim, ne güzel. Evet, beni çünkü bir süre taşıdığın için ben kendimi taşıttım direkt. Çantayla kendim beraber. Şimdi de Coles'a gidiyoruz. Az önce tekrardan geçtim. Tekrardan geri dönüyoruz oraya çünkü saklama kabı alacağız. Her ne kadar şu an buraya, buranın şartlarına göre yemekler uygun gelse de biz henüz burada çalışmadığımız için bize pahalı geliyor ve evde işte makarna durdur yapıp dışarı çıkartıyoruz aslında. Bir de hostellerde yemek yapacağız. Evet, öyle. Hadi görüşürüz. Bir market videosu çekeceğiz. Bu arada burada böyle tüketilebilir ürünlerin hepsi indirime giriyor. Günlük ürünler. Örnek veriyorum işte sandviçler, pastalar çok uygun fiyata bulabiliyor musunuz? Bu saatte var mı bilmiyorum. Bakalım. Ha mesela az önce size dediğim suşiler. Mesela o diğer yerlerde çok daha uygun. Benzer fiyat. İki tanesi $7. Orada da $3-$3.5 daha tazelerini yiyorsunuz bunları. Burada ortalama $20 kazanıyorsunuz. Öyle düşünün, saatlik. Saatlik $20. Fiyatları ona göre kıyaslayabilirsiniz. Ve burada marketlerde böyle Nurofen'leri, ya hafif olan tüm ilaçları alabilirsiniz. Mesela Advil bile var burada. Sonuç odaklı gidelim. Şu an taklama kabı arıyoruz. O yüzden home bölümünü bulalım. Oh ne güzelmiş. Şöyle free free ya. Aa, biz mikrofonu hiç açmamışız ki. 7 dakikadır mikrofon komple kapalı. Çok güzel saklama kapları var. Sadece alsak mı almasak mı tartışıyoruz. Örnek veriyorum şunun içerisinde. Oh be, sesin kalitesine bak. Rahatladım vallahi. Ama şu çok kullanışlı. Bunu uçağa da alabiliriz.
Metal biraz olmadığı için bıçak. Şuradan çekiyorsun önce. Şuradan çıkartıyorsun. Aslında. Evet. Haydi inanıyoruz. Zormuş. Bir 1600 kişi inandık. Mesela bunun fiyatı 8,5 dolar. Bu saklama kabı 11 dolar. Fakat şu indirimdeydi. Şundan bir tane alsak mı almasak mı dedim. Yarı yarıya düşmüş bunlar. 9 dolarmış, 4,5'a dinmiş. 2 litre çok büyük. Şu da 3,25. Şuna örnek veriyorum, sıcak bir yemek koyduğunda şu şekilde açıp havalanmasına sebep oluyorsun. Ve mikrodalgada ısıtabiliyormuşsun her birini. Burada Kmart diye bir yer var. Buranın böyle AliExpress'ten gelen ürünlerini satıyor. Daha uygun satıyor. Hanımdan dezavantaj yedi bu. Yağlar akar, şey olur. Yağlı yemeyeceğiz artık. Sağlıklı besleneceğiz burada. Zaten bak ürünün üstünde bile sağlık, yağlı bir şey. Zeytinyağı canım, zeytinyağı. Yağını ayrı koyuyorsun çünkü. Neyse. Hadi Ayko bekliyor bizi. Gidelim artık. Bu ne ya? Şimdi bu tramvaya bineceğiz. Burada tram diyorlar. Şehir içinde ücretsiz. İki durak gideceğiz. Ayko ile buluşacağız. Gir bakalım. Niye ilk buldun yere? Geçtim. Ben biraz yürüsün diye düşünmüştüm. Gel gidelim. Para... Para yok, ücretsiz. Ücretsiz mi? Şehir içinde ücretsiz ya. Ha evet. Bu arada burada tek vagon. İkinci vagon yok. Her gidişte ve sonunda şöyle abi istasyonda yer değişiyor. Ben adeta orada bizi bulmasınlar diye saklanmaya çalıştım. O yüzden oraya geçtim. İçeride video çekmemizin yasak olduğunu söylediler. O yüzden sorry guys. Bu videoda burada biter. Haftaya görüşürüz. Bye. Bangkok'tan sonra şu an Phuket'teyiz. We have 30 seconds for YouTube. How are you? Very good. Okay, woo. Where are you from? Russia. Do you know English? We have a short question to you. Do you have Instagram maybe? Yes. Yes. neyin etkileri bunlar? Would you like to answer some questions? Okay. Okay, why not? Where are you from? Israel. Israel? Okay. What do you think about when you first heard about Turkey? Bunlar tahmin edin de.